Merhaba arkadaşlar, Tuğba'nın atölyesine hoş geldiniz. Merhaba, Tuğba'nın da dediği gibi atölyeme hoş geldiniz. Sizlerle bu görmüş olduğunuz kaosu bir atölye haline getireceğiz. Bu bir süreç, bir günlük bir olay değil ama ilk aşama olarak boyayla başlıyoruz ve boya üstadı denince akla gelen... 10 kere evi boyamış olan renk renk. Mösyö Tahir kanalımıza konuk ettik. Şimdi bu gördüğünüz duvarı boyayacağız ama hepsini boyayamayacağız çünkü duvar çok yüksek. Bayağı 3,5 metre vardır. 1, 2, evet 3,5'muş burası. Evet abi, şu an ne yapıyorsunuz? Boyayı karıştırdık çünkü boya beklediği için dibine çökmüş. Boyamadan önce karıştırmak gerekiyor. Şimdi boyanın rengine bakacağız, duvarda nasıl duracak. Tuğba çok güzel, bunu kaçırdın. Ya, deriz ki Tuğba ya. İlk kez sürtüyoruz, bunu göstermeyeyim. Bayağı iyi rengi. İyi mi? Evet, çok güzel. Harika. Tuğba'ya onu göstermiyoruz. Gerçekten bir saatlik bekleyişin sonunda Tuğba geldi. Şu an arabayı park etmeye çalışıyorum. Pes edip gitti. Hayattaki ben. Bir hortum bulmak ne kadar zor olabilir? Rengi çok güzel değil mi? Evet. Onu diyor geri koy diyor. Duvarla nasıl olacak merak ediyor musun? Aşırı merak ediyorum. Hadi gel dene. Nasıl? İşte dene, fırça var. Ah, aşağıdan başlayayım. Aynen, aşağıdan bir yere dene. Bak gel buraya. Of çok güzel renk bence. Biraz boya yaparken rengi. Aynı tavsiyeyi Ecmel'e de vermişim. Tek bir kural var. Pes etmemek. İstediği kadar izli olsun, kuruyunca geçiyor. Cidden. Evet. Bu kadar bile mi izli olsun? O kadar değil. O zaman şaşırma, o zaman geldi. Gel. Ne? Biz senden boya girmiştik. Aaa, kandırdınız beni. Hayır, bu mutluluğu elinden almak istemedim. Aldın şimdi. Burası biraz yüksek. Uzun boylu insanlar nasıl yaşıyor? Sen bir video yapmıştın ya, Harry Potter'ın oyuncuları şimdi ne? Eski YouTuber'lar şimdi ne yapıyor? Bakalım çıkacak mı? Ya çıkar artık. Çıkar. Çok iyi ya, çok iyi. Hiç yani korkmadan o arkayı boyamaya çalışabilirsin bence. Tamam. Ben hayatımda bu kadar pürüzsüz bir boya görmedim. Hiçbir renk farkında yok. Nasıl olabilir bu ya? Nasıl olabilir bu? Az duvar boyamadım Tuğba. Aha, ne olursun bak. Workshop olay. İnanılmaz. Boya badanı işleriniz itina ile yapılır. Ne haber? Ne
Hıncım ne yapıyorsun? Lastik temizliyorum. Ama çok zormuş lastik temizlemesi. Hiç temizlenmiyor. Peki tuvalet kağıdıyla mı temizliyorsun? Ya su. Tuvalet neyle temizleyeyim? Önerim var mı? Islak mendil mi? Yani bez. Ondan sonra ıslak mendil. Bizim süngerimiz var. Süngerle yapsana. Sihirli sünger. Normal bulaşık süngeri. Düz sünger. Tamam ver. Şimdi bu tekerlek burada ne yapıyor diye sorabilirsiniz. Çok da haklı olursunuz. IKEA'daki hasır ne derler ona, puflar var ya. Onlardan yapmak için aldık bunu. Kullanılmış eski bir lastiği gidip alabiliyorsunuz. Veriyorlar genelde ücretsiz olarak. Buna bir DIY projesi yapacağız. Ama Türkiye'de DIY yapmak hiç mantıklı değil. Çünkü DIY yapmak için aldığım malzemelerin toplam fiyatı neredeyse ürün kadardı. O yüzden birazcık hayal kırıklığına uğradım. Ya, hemen hemen o kadar değil de yarısı kadardı diyelim. Hani %50 tasarruf için bu dertlere girilir mi? Çok emin değilim. Ama girmiş bulunduk bir kere. Bundan puf yapacağız. Ustam nasıl gidiyor? İyi gidiyor Selim Bey. Kendi soruya kendi görüyor musun? Ta usta farkı. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Eline, ayağına, emeğine, yüreğine sağlık. Ne yapıyor? Su birikmiş. Aa. Nasıl çıkacak o? Öyle çıkıyor. Bugünü kapatıyoruz. Duvarımızı boyadık, tekerleğimizi temizledik. Bu kadar başka da bir şey yapmadık. Yeter, çünkü... daha ne yapacaksın? Yeter, baksana. Abi sürekli burayı bak... çekmek istiyorum. Çizgiyle beraber. Geleceğimden daha düz bir çizgi. Projelerimiz devam edecektir. Ben bir saat hortum aramasaydım belki daha fazla şey yapabilirdik. Tam bir saat, 5 dakika falan sürdü. Hortum almak. Hortum önemli. İkinci günden merhaba. Saçım toplayacağım. Bugün beraber araba lastiğinden bir puf yapacağız. Bu IKEA'da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Birebir olmasa da epey benzer bir şey yapmaya çalışacağım. Neyse, malzemeleri sayalım. Bir adet araba lastiğimiz var. Bu lastiği böyle hurdacı değil de sanayilerde falan sanırım bulabilirsiniz. Biz bir tanıdığımız aracılığıyla bulduk bir otosanayiden. Kullanılmış, eski, artık atılacak bir lastik. Naylon bir ip. Bu sanırım 20 metre ama hiç 20 metre gibi görünmüyor. Ve yaklaşık 60 metre kadar halatımız var. Jüt ip de diyorlar sanırım. Bu 1 santim biraz kalın bir versiyonu. Bunun 6 milim var, 8 milim var. İstediğiniz boyutlarda bulabilirsiniz. Tabii ne kadar ince olursa o kadar fazla ip kullanmak zorunda kalacaksınız. Bir adet silikon tabancası. Ve tabii silikon. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. İlk olarak naylon ipi tekerleğin altından geçiriyorum. Ve içeride kalacak şekilde bir düğüm atıyorum. Tabii gücüm yettiğince sıkı ve sağlam bir düğüm olmasına dikkat ediyorum. Ardından ipi aynı hizada tam alt alta gelecek şekilde tekerleğin altından geçirirken tekerleği elime düşürüyorum ve canım o kadar yanıyor ki yani çok yandı. Neyse sonra acımla yüzleşip ipi tekerlek boyunca çapraz bir şekilde dolamaya başlıyorum. Burada önemli olan şey her çapraz geçişinizden sonra alttan da aynı hizada geçmek. Çünkü ben bunu ilk başta algılayamamıştım ve beceremedim. Bu 8. yapışım falan anca oldu. İp bittiğinde de ona en yakın iplerden birisine bağlayarak iskeleti tamamlamış oluyorum. Tabii bu düğümü de daha içeriye atmam gerekiyordu ama onu tam denk getiremedim. Bu kadar oldu. Sağlam ve üzerine oturulabilir bir şey ortaya çıktığı için çok fazla dert etmedim. Sonra bu iskeletin üzerine kaplayacağım halatı alıyorum. Halatın ucunu bu gösterdiğim gibi kıvırıp en başta ortaya yapıştırırsanız başlamak çok daha kolay oluyor. Devam gayet basit ama çok fazla zaman alıyor. Halatı tüm tekerlek boyunca iskeletin üzerine döndüre döndüre yapıştırıyoruz. Burada halatın temas ettiği her yere silikon sürmek çok önemli.
O yüzden çok fazla silikon gitti. Tabii alttaki iskelete de silikon sürüyorum. Başta tutacağına dair inancım sıfırdı ama yeterli silikonla her şeyi tutturabilirsiniz. Normalde bu işlemi halat bittikten sonra yapacaktık ama benim halatım karıştığı için kesmek zorunda kaldım. O yüzden şimdiden göstereyim. Halat bitince ucunu olduğu gibi yapıştırıyorsunuz. Ardından yeni halatın başını tam eski halatın bittiği yerden başlatarak yapıştırıyorsunuz. Gayet basit aslında. Pek de anlatılacak bir şey yokmuş. Şu an bunun hızlandırılmış halini izlemek o kadar keyif veriyor ki bana. Bu arada ben başlangıcını tam ortaya koyamadım ve bu beni biraz üzmüştü başta ama hiç fark edilmiyor. O yüzden eğer siz de yapamazsanız bunu sorun etmeyin. Kameramın şarjı bitti. O yüzden telefonumla çekiyorum. Şunu yapmak 2,5 saat sürdü ve arkasını yapmadım bile bir de. 2,5 saat sürdü. İnanılır gibi değil. Emek, para ve sabır gerekiyor. O yüzden üzerine ne bileyim 80 lira koyup hazır yapılmışını alabilirdim galiba. Hayır ama bunu ben yaptım. Bunu kendim yaptım ve o yüzden aldığım herhangi bir şeyden daha çok sevmem gerekir. Bilmiyorum, değdi galiba ya. Çok güzel görünüyor. Şeydekiler, Ikea'dakiler hem bundan daha küçük hem de daha dokusu bu kadar güzel değil. Ben sevdim. İpim de arttı. Bir 10-15 metre herhalde. Fazla almışım, 20 de olabilir. Sonraki projelerimizde görüşürüz. Merhaba. Araba almaya gidiyoruz. Konuşamıyorum çünkü hastayım ve aslında video çekmek istemiyorum ama bunu bugün yapmam gerek. O yüzden videosunu da çekmem gerek. Bugün çok az işimiz var. Onu hemen halledip sonra sıcak yatağıma kıvrılmak istiyorum. Bana Bedo yardımcı olacak. Kanalımdaki her şeye gelin olarak o yardımcı oluyor zaten. Ev almaya gideceğiz, Bedren gelir misin? Araba almaya gideceğiz, Bedren gelir misin? Dükkan tuttuk, Bedren gelir misin? Gelin. Teşekkürler. O zaman Bedren çek bakayım beni bir ya. Şu elimde görmüş olduğunuz teli, şu elimde görmüş olduğunuz boyayla boyayacağız. Sprey boya. Ama bu işi dışarıda yapmamız gerek. Hadi bakalım. Evet. Vandal hissediyorum. Gazımı alamayıp... Açar mısın? Bir şey yok. Burada... Şey, alet resmi var. Penseyle çekiniyor. Pense var mıdır? Bayağı küçük bir pensesi var. Bence iş görür. Nerede? Ya bir tane şey açacağız alt tarafı ya. Oğlum ne yapmışsın abi? Diş izleri mi? Bravo. Bravo. Mükemmel bir şey. Şey gibi olmuş, çikolatanın böyle içinde... Selam. Başka bir projeyle daha YouTube'lardayım. Bunun başarısız olacağından %85 ihtimalle eminim ama yine de denemeden şey yapmak istemiyorum. Zaten bunlar çok pahalı sandalyeler değil. Sandalyelerimizi boyayacağız bugün. Ikea'dan almıştık bunları. Önce bu metal kısımlarını o teli boyadığım metalik altın rengi boyayla boyayacağım. Ardından bunları da biraz böyle kiremitimsi bir rengi boyamaya çalışacağım. O rengi yaratmaya çalışacağım yani. Çok heyecanlıyım.
elimizde iki tane boya var. Rich'in multi-surface boyalarına Osmanlı kırmızısı. Ve yine aynı boyanın kahverengi rengi. Şurada deneyeceğim bir rengi. Evet, bu çok kırmızı. Böyle bir renk istemiyoruz. Bu istediğimizin tam tersi. İçine biraz kahverengi. Bu sadece onu bordo yaptı. Koyacaksın bunu, yeterli yazı koyayım. Yani Galatasaray olacak biraz. Çok kahverengi lan bu. Bunun üzerine azıcık kırmızı koymam lazımdı bence. Evet. Hatta şundan dökelim direkt, boya harcamayalım. Aa, bence güzel oldu. Aa, boyuyoruz. Van Gogh'un da kullandığı bir tekniktir. İyi gidiyorsun. Bu şekilde ilerle. 3 milyon terbiyesin. Ne düşünüyorsunuz? Ya keşke beyaz bıraksaydık. Baksana beyazla altın çok güzel görünüyor. Bakayım. Ben çok derde güzel gözükmüyor beyazla altın ama. Niye? Yani güzel gözükmüyor, ne bileyim. Boyaman ben daha iyi. Boya bakalım. Ustamız sandalyeyi boyamayı tamamlamak üzere. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Çok delik var. Ha, bu kadar soğuk mu? Evet. Do it yourself'lerimin üçüncüsü mü bu? Bilmiyorum. Hüsranla sonuçlandı. Niye? Kendine oturak yaptın kendini. Şey oldu. Evet, o güzel oldu. Ve ikincisi hangisi? Metal panel. Panel çok güzel oldu. Sen bunu giyiyorsun. Bu rengi hayalimdeki gibi oldu. Bayağı demode oldu. Ama işte antika yeni şey ya. Aynen. Şimdi nerede yapacağım? Nerede yapacağım? Bilmiyorum, ben ne yapacağım? Orayı isteyeceğim. Ben gidiyorum. Güle güle. Boyum çok uzun olduğu için beni şuranın tepelerini temizlemeye çağırdılar. Tamam. Ben de buradaki eşya kalabalığını yok etmeye çalışıyorum. Peki başarılı oluyor musun sen? Kıvancım sen ne yapıyorsun? Çok imkansız bir işin içine soktum. Yapmak zorundayız. Buranın. 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 Tamam. Efendim. Nasıl gidiyor? Şimdi nasıl gidiyor sence? Arkadaşlar, sonucunda şimdi size dükkanımızın son halini gösteriyorum. Aslında açılışta bayağı başarılıydı ve her şey çok güzeldi ve derli topluydu. Ama burayı atölye olarak kullandığımız için yaklaşık olarak 1,5 günde bu hale geldi. Parça parça güzel bölümler olsa da genel olarak rezalet bir durum söz konusu. Bunun burada ne işi var mesela? Neden? Plaj sandalyesi var burada. Bunları özenle düzenleyip dizmiştim. Şu an bu haldeler falan. Yani hiçbir şeyi makeover'layamadık. O yüzden bu videoyu dükkanın en güzel köşesiyle sonlandırıyorum. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. En azından denedik diyebiliriz günün sonunda. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.